Yaşar Barbaros Balcan. Efendim, nur talebelerini üç kısma ayırmıştınız. Üçüncü kısım siyasi demiştiniz ve Hulusi Efendi ekolünün siyasi olduğunu söylemiştiniz. Deliliniz nedir Hulusi Efendi en iyi ve yakından tanıyan olarak? Siyasi dememiştim. Talebeleri de üçe ayırmamıştım. Üç cereyan üstadımızın vefatından sonra üç ders yapma tarzı Risale-i Nur Camiası'nda ayrı ayrı faaliyet gösterdi. Yani bu tabi şekliyle ayrıldı. Bu böyle birbirlerinden ayrılma şekli değil. Yine onun yaptığını yapıyor, onun yaptığını yapıyor ayrı ama esas olarak üç ders yapma tarzı, üç telakki tarzı meydana geldi. Bunlardan birisi İstanbul tarzıdır. Bu İstanbul tarzı sadece gençlere hitap eder. Üniversite talebelerine hitap eder. Hedeflerinde gençler, üniversiteler, liseler vesaire vardır. Yani talebe grubuna, gençlere hitap eder. Bunların iştigal ettikleri mesele sebebiyle meslekleri felsefidir. Risale-i Nur'daki felsefi tarafı kullanırlar ekseriyetle. Çünkü mekteplerde felsefi dersler okutur. Matematik, fizik, kimya, astronomi bilmem ne. Bunlar hepsi felsefedir. Felsefi ilimlerdir yani. Arzi ilimlerdir. Risale-i Nur'da da bu çok yüksek mertebede işlenmiştir. Fenden ve felsefeden geldiği için tehlike, Risale-i Nur fen ve felsefeye fevkalade yüksek derecede, üstün bir derecede cevap vermiştir. Birincisi, Risale-i Nur dairesindeki tedrisat, okuma tarzı, yapma tarzı, birincisi İstanbul tarzı, yani felsefi, mekteplere, gençlere hitap ediyor. İkincisi, medrese tarzı, yazıcı kardeşlerimiz. Hüsrev Efendi Hazretlerinin arkasından gittiğini söyleyen zatlar, bunlar yazarlar, Allah razı olsun, istikametlidirler, sağlamdırlar, Risale-i Nur'u okurlar, yazarlar. Bunlar da medrese tarzıdır. Hulusi Bey ve Sultan Feyzi Hazretlerinin tarzı cami merkezlidir. Cami merkezli. Camiye Ümmet-i Muhammed'in her sınıfı gider. Yani Üstad'ın Hücumat-ı Sitte'de ayırdığı 6 sınıf camide içtima eder daima. Gençler, çocuklar, fakirler, hastalar, ondan sonra zenginler, ehli takva, ilahir, hastalar. Yani cami merkezlidir. Camiye bağlı medrese vardır, mektep vardır, kurs vardır, dergah vardır. Böyle cami merkezli, bunlar da etrafında bu şekilde faaliyet gösterir. Hulusi Bey'in ders tarzı da budur. Sultan Feyzi Hazretleri'nin ders tarzı da budur. Yani onların meclislerinde, Hulusi Bey'in meclislerinde aşağı yukarı 8-9 sene nasip oldu orada bulunmak, öyle lütfi ilahi bulunmak nasip oldu. Daima hafızı vardır, hocası vardır, alimi vardır, fakiri vardır. Ta bilmem hangi vilayetten dua talebine gelmiş hastası vardır. Ekseriyetle olan şeyler bunlar. Mekteplisi vardır, genci vardır, fakiri vardır. Hepsi vardır yani. Camideki karışım neyse, bu iki zatın sohbetlerinde, derslerinde o karışım vardır. Yani Risale-i Nur'un Hücumat-ı Sitte'de Süfyan Komitesi'nin yanlışını söylerken siz yalnız gençleri hedefinize alıyorsunuz. Fakat bu millet 6 sınıftan meydana geliyor. Onlar bu vatanın evladı değil mi? Dediği şeklini, onlar da bu vatanın evladıdır tarzını Hulusi Bey'in derslerinde ve Mehmet Feyzi Efendi Hazretleri'nin derslerinde görüyoruz. Diğer hiçbir yerde bu tarz yoktur.
dediğim gibi şey İstanbul tarzı Yeni Asya merkezli ve Acemendi hariç, Hüsrev Efendi Hazretlerinin tarzı hariç diğer Türkiye'deki tedrisatların hepsi İstanbul tarzıdır. Yani zahiren birbirlerine böyle ayrı medreseler kurmuşlardır. Fakat hepsi aynen onların yaptığı gibi tedrisat yaparlar. Mesela Nur cemaatlerinin, Risale-i Nur cemaatlerinin hiçbirisinde çarşaf yoktur. Hüsrev Efendi Hazretlerini bilmiyorum. Onlar çarşaflıdır. Yazıcılar da çarşaf var. Onlar çarşaflıdır. Yazıcılar çarşaflıdır yani. Şalvarlıdır, çarşaflıdır, sarıklıdır. Allah razı olsun. İstikametlidir onlar. Fakat İstanbul merkezli felsefeyle uğraşan, Risale-i Nur'un felsefe tarafını ortaya çıkaran, ileri süren, onunla tedrisat yapan hiçbir grupta Üstadın emrine rağmen, 22 ay onun için hapis yatmasına rağmen, bir İslam'ın namus meselesi, şeref meselesi olmasına rağmen hanımlarına çarşaf giydirmezler onlar. Çünkü çarşaf, haşa 100.000 defa, milyon defa tenzih ediyoruz, gericiliktir. Onlar ilerici. Efendim, diğerlerini, diğer Müslümanları kaçırmamak için. Allah sen kendisini mürşid olarak yaratmış sanki. Herkesi Allah kul olarak yaratmış. Kul. Kimseyi mürşid olarak yaratmamış Allah. Kullukla mükellef kılmıştır. Allah'ı ibadetle mükellef kılmıştır. Hiç kimseyi sen git şu insanlara mürşid ol diye yaratmamıştır. Şimdi onlar işini gözünü bırakmış, güya insanları işaret edecek diye kendisi kulluğunu terk etmiş. Bir hanım farz olan tesettürü terk ettikten sonra yapabileceği başka bir şey yoktur. Evvela farzı dakika dakika, saniye saniye, saat saat ayak altına almış işliyor. Çiğniyor. Onu yapabileceği bir şey yok. Elbette yani bir şey tam elde edilmezse, kökten reddedilmez kaydesince yani yapsalar iyi olur yani yapsalar iyi olur. Bu İslam'ın şerefidir. Haysiyetidir, namusudur. Ve Risale-i Nur'un hükmü, ahir zamanın mahiyeti bana göründü ki, bu kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İhtiyarı serbedip pervane gibi safahat ateşlerine atıyor. Kadın unsuru, Süfyan Komitesi'nin elindeki en kuvvetli silahtır. Dikkat edin, reklamlarında, gitmelerindeki Avrupa dahi, medeniyet ölçüsü olarak, ne kadar kadın çalıştırıyor diye bakıyorlar. Niye? Çok mu hayran kurbanlar? Bizim kadınların şeyine, ilerlemesine çok mu hayran kurbanlar? Hayır. Kadın evden çıktığı zaman, tesettürsüz, kadın evden çıktığı zaman o biliyor kaç kişiyi baştan çıkaracak, kaç kişinin işine rahatsızlık verecek, kaç kişiyi telef edecek, o biliyor. Bugünkü sarhoşluğun, ayyaşlığın, kumarın, içkinin, esrarın temel undesi, temel kaidesi kadındır. Süfyan Komitesi bunu çok iyi kullanıyor. Mehdiyet hareketi de ne hikmetse işte yarı ölü, ya ölü mü diri mi belli değil, kadın meselesini öyle tutuyor. Yazık. Üç sınıf dediğim budur. Benim üç tarz, eğitim tarzı dediğim budur. Başka bir şey değil. Efendim en altta şu andaki sohbetinize binen bir arkadaş bir sual sormuş en altta. Meslek ve meşrepler mi? Yok efendim Akıncı o da devamı. Akıncı çarşaf ve sarık ile dolaşınca mı istikametli oluyor? Bir insan hani Şafii Hazretlerinin mübarek bir sözü var. İstikameti yani doğru hareketi nasıl bileceğiz? Düşmanımızı nasıl tanıyacağız? Ne diyor? Düşmanın attığı oka bakın. Doğruyu bulursunuz. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin sözü efendim. Öyle değil mi? Evet efendim. Nasıldı o? Düşmanın okunu takip edin. Doğruyu bulursunuz. Süfyan Komitesi ilk inkılabını kıyafet inkılabı olarak yapmıştır. İlk inkılabı kıyafet inkılabıdır. 1925'te
11. ayda Allahu alem, 11. ayda 1925'te İnebolu'da, Kastamonu İnebolu kazasında kıyafet inkılabını yapmıştır. Başlarından sarığı çıkarmış, şey vurdurmuştur, poter vurdurmuş ve şapka vurdurmuştur. Hanımların çarşaflarını jandarma marifetiyle, polis marifetiyle paramparça etmiş. Sokaklarda çarşaflı kadın mümkün değil, başındaki çarşafı almış yırtmışlardır. Ondan sonra öyle sarık cübbe falan o mümkün değil. 500 bin insanı telef etmiştir bu rejim, 500 bin insanı. Kıyafet inkılabından ve harf inkılabından dolayı. Bu iki inkılap ana esas inkılaplardır. Kıyafet inkılabı ve harf inkılabından dolayı, yani mütevazi rakamlar bunlar. 500 bin insanı, en aşağı 500 bin insanı telef, itlaf etmişlerdir, şehit etmişlerdir. Acaba bunlar körü körüne mi bunu yaptı, ne dersiniz? Körü körüne mi bunu yaptı? Ve Üstad Hazretleri, eğer bunu yazan Risale-i Nur talebesi ise, Üstad Hazretleri 35 sene, 1925-1960, 35 sene inzivayı ihtiyar etmiş ki ecnebinin kıyafetine girmesin. Ecnebilerin kıyafetine girmemek için, serpuşun başına vurmamak için 35 sene inzivayı ihtiyar etmiş. Üstadın tabiri 25 sene. Diyor ben 25 sene ecnebinin kıyafetine girmemek için inzivayı ihtiyar ettim. O sözünden, mübarek sözünden sonra 10 sene daha geçmiştir. 35 sene oldu. Basite mi alıyorlar bunlar? Basite mi alıyorlar kıyafeti? Örfü, ananeyi. Beşinci şuanın başına bakın. Ve avamın imanını örf, adet, anane muhafaza ediyor. Beşinci şuanın başına bakın. Bu şua diyor, avamın imanını kurtarıyor. Beşinci şuanın başında vardır. Bu eser avamın imanını kurtarıyor. Ve örf, adet, anane avamın imanını kurtarıyor, imanını muhafaza ediyor. Avamın imanını muhafaza eden örf, adet ve ananedir. Hissiyat-ı mütevarisedir. Hissiyat-ı mütevarisedir. Ne zannediyorlar bunlar? Şimdi bu soruyu soran kardeşime soruyorum. Bin defa da üstadın ruhaniyetinden af dileyerek söylüyorum. Üstad Hazretleri kravatlı, haşa, 100.000 defa. Allah'tan af diliyorum, üstadımdan özür diliyorum. Çünkü böyle bir soytarılığı haşa ki üstad yapan. O soytarlıktır. Bir kravatlı, takım elbiseli, bilmem neli, kafası açık, daz, bir bediüzzaman. Bu Risale-i Nurları yazsaydı, haşa, 100.000 defa tercih ediyorum. Allah'a sığınıyorum, böyle canım titriyor yani. Ne olurdu bu Risale-i Nurlar? Bunun gibi 100 tane, 1000 tane eser yazılıyor. Bu eser yapan Bediüzzaman'ın şehametidir. Haşmetidir. Eğilmemesidir, dik durmasıdır. Süfyan Komitesi ne yaptıysa, onun karşısında İslam'ı aslan gibi tutup taviz vermemesidir. Şimdi hiçbir mecburiyete olmayan bir Risale-i Nur talebesi, hiçbir mecburiyeti yok, resmiyeti yok, memuriyeti yok, yok. Niye pantolon giyip düdük gibi ortaya çıkıyor? Sebep ne yani, bilmiyorum ki. Sebep ne? Niye Fransız'a benziyor? O Fransız papazlarının adı neydi? O, onların icat ettiği bir şey bu. Cizvit. Cizvit, ilk dünyada ilk cizvit papazlarının giydiği kıyafettir bu. Niye cizvit papazlarına benziyor? Hiçbir mecburiyeti yoksa? Ya bunu düşüneceğine, bunu düşüneceğine siz cübbe giymekle bir şey mi yapıyorsunuz? Evvela adam gibi oluyoruz beyim. Evvela insan gibi oluyoruz. Evvela ecdadımıza benziyoruz. Evvela üstadımıza benziyoruz. Çok mu kötü bir şey bu? Çok mu kötü bir şey?
kıyafet inkılabını yapanlar ahmak değillerdi, alimane yaptılar. Ve mübarek üstadımızın tabiri, öyle darbeler, alimane öyle darbeler atıyorlar ki İslami kökünden sarsıyorlar diyor. Bu tabirim %100 aynı değil. Bu tabirimi Risale-i Nur okuyanlar bilirler, yerini bulurlar. İslam'a öyle darbeler, alimane öyle darbeler vuruyorlar ki İslam'ın canını acıtıyorlar. Bunlardan biri de, en büyük darbelerden biri harf inkılabı, ikincisi kıyafet inkılabıdır. Ondan sonra dergahları, tekkeleri, zaviyeleri kapattılar. Bunlar körü körüne mi? Bunlar ahmakhane mi yaptılar bunu? Ahmakhane değil. Onlara inanan ahmaktır. Onların yaptığına güzel bakan ahmaktır. İslam'ın harimin ismetinde kafirlerin oyunlarını rahatlıkla oynamalarına alışan adam ahmaktır. Efendim, arkadaşımız iki mesaj daha var hemen altında. Evet. Çarşaf ve sarık ile dolaşınca mı istikamet oluyor? Elbette. Örf, adet, anane avam-ı mümininin, avam-ı müslüminin imanını muhafaza eder. Avam-ı mümininin nispeti ne kadardır? %80. Risale-i Nur'un tespiti bu. Avam %80'dir. %80'in imanını örf, adet, anane muhafaza eder. Ve hissiyat-ı mütevarise muhafaza eder. Basit mi görüyorsun sen bunu? Kafirler, Süfyan Komitesi ilk defa ayağa kalkar kalkmaz, ayağa yer tutar tutmaz. Darbeyi buraya vurdu, boşuna vurdu zannediyorsun. Sokak hakimiyeti şu anda küfrün elinde. Dinsizlerin elinde. Fransızların, Almanların, İngilizlerin elinde. Sen işte ne kadar aleyhinde bulun. Şimdi aşağılık kompleksi, yani sömürge psikolojisi. Bizim mekteplerde ta cücükten başlayıp tepeye kadar İngilizceyi niye oku diyorlar? Ne anlıyorlar bundan yani? Kaç tane İngilizce konuşan var? Kaç tane? Hele bana söyleyin. Ha bunu, bu dersi koyanlar gitsinler bir lisenin kapısında dursunlar. Bir cümle kuran, yani vatan böyle ezber değil, böyle bir İngiliz'den konuşabilecek, bir cümle konuşan bir adam bulabilecekler mi? Onlara mektep masrafı var. Tesin masrafı var, okul masrafı var, öğretmen masrafı var ve o çocuğun beynini yıkama masrafı var. Ve şart koşuyorlar bazı şeylerde. Doktora yapacaksan İngilizceyi bilmem ne diyeceksin. Niye? Niye İngilizce? Arapça değilse niye İngilizce? Farsça değilse niye İngilizce? Kürtçe değilse niye İngilizce? Bizim Türkiye'nin yarısı Kürttür. Niye Kürtçe değil de İngilizce? Hele bana söyle bakayım. Aşağılık kompleksi, sömürge zihniyeti. Efendim, sahip. Bu şeyler söylüyorlar, sahip. Sahip. Bunlar basit şeyler değil beyim. Bunlar basit şeyler değil. Sen basit alıyorsan ama basit şeyler değil bunlar. Üstad Hazretleri 35 sene inzivayı ihtiyar ettim kıyafet meselesi için diyor. Basite mi alıyorsun sen bunu? Evet. Hangisi? Zübeyir abi meselesi mi? Zübeyir abi ve üstteki meslek ve meşrepler mi? Akıncı diyor, meslek ve meşrepler muhteliftir. Bundan dolayı nur talebelerini bir kalıba koyamazsınız. Risale-i Nur deresi çok geniştir, daraltmamak lazım. Doğru, ben bir şey demedim ki. Ben olan vaziyeti söyledim. Ben olan vaziyeti söyledim. Yani ben o kötüdür, bu yanlıştır, bu öbürdür demedim. Ama benim bu sözüme itiraz mümkün değil. Ben diyorum, Türkiye'de 3 türlü Risale-i Nur tedrisatı var. 1- İstanbul tarzı, felsefe, İslami felsefe.
Talebeleri cephelerine almışlar. Onları kurtarmaya çalışıyorlar. Kötü bir şey değil. Ondan sonra mekteplerdeki insanları gençleri kurtarmaya çalışıyorlar. Tedrisatları ona göre. Ben kötülemiyorum ki. Tarzları bu. İslami felsefeyi kullanıyorlar. Tarzları bu. Hüsrev Efendi Hazretlerinin tarzı medrese tarzıdır. Bunlar daimi Risale-i Nur'u yazan Risale-i Nur talebesi olur buyuruyor Üstad. Risale-i Nur'u yazan Risale-i Nur talebesi olur. Bunların hepsi Risale-i Nur talebesi. Sarıklı, şarlarlı, hanımları çarşaflı. İnsan kusurdan hali değil. Ufak tefek kusurları var. Ona bir şey demiyorum. Bir de cami merkezli hizmet tarzı var Risale-i Nur dairesinde. Hulusi Bey'in tarzıdır. Mehmet Vezi Efendi'nin tarzıdır. Benim söylediğim bu. Ben yani o kötü bu kötü demiyorum. Türkiye'deki vaka, hadisat bu şekilde. Onu anlatıyorum. Ha, sen hangisini tasvip ediyorsun? Dünya alem de görür ki ben Hulusi'nin tarzındayım. Allah'a şükür ömrümüz böyle başladı, böyle gidiyor. Elbette bu tarz cami merkezini tasvip ediyorum ben. Yani ben şu kötü bu kötü demiyorum. Türkiye'deki tedris tarzını söylüyorum. Elbette bir kalıba girmez. Risale-i Nur bir kalıba girer mi? Evet, Zübeyir abi, Ceylan abi kravat ile tebliğe gidiyordu. Gidebilirler. Zübeyir abi de, Ceylan abi de, onlar başımızın tacıdır. Onların lütfu keremiyle biz bugün buralardayız. Onların hizmetlerinden dolayı biz bugün buralardayız. Gidebilirler. Ama üstad kravat takmadı. Üstad kravat takmadı. Onlar kendilerine göre hizmetimiz böyle olur diye yapmışlar. Bir yanlışı bir doğru için yaparsan o yanlış doğru olmaz. Muhakkattır. O mesele için öyledir. Yani mesela faraza şey olarak yani hırsızlık nasıl bir şeydir? Allah kimseyi böyle bir şeye mecbur etmesin. Hırsızlık kötü bir şey. Ama harp cephesinde düşman tarafının şeyini silahlarını berhava edeceksin. Hırsız olarak girip onların o şeylerini havaya uçuracaksın. Hırsızlık orada güzel. Öyle değil mi? Benim bir sap gibi bir adam oraya öyle giremez ki. Onu becererek bir adamı göndereceksin ve o işi yapacak. Ve büyük bir kahramanlık. Yani bir iş tamamen %100 doğru, %100 eğri denilmez. O işin içinde doğrusu da var, yanlışı da var. Zübeyir abi de, Ceylan abi de o işi yapmak için fetva kendilerince münasip görmüşlerdir, öyle yapmışlardır. Öyle o iş için yapılan o yanlış doğru olmaz. Çünkü kravat yanlıştır. Kravat yanlıştır. Bu inkılabı yapanlar ülemanın sarığını boynuna doladılar. Olan şey bu. Ülemanın sarığını boynuna doladılar. Sokaklarda sürüklediler böyle. Allah'ım sen bana o imkanı ver. Ben de bunların kravatından tutup yerde sürüklendireceğim. Amin. Allah'ım sen bana bu imkanı ver. Amin. Bu kravatlardan çok da güzel tutulur bu. Köpek gibi sürükleyip onları perişan edeceğim. Allah bana güç verirse bunu yapacağım. Amin. Onlar nasıl ülemanın sarığını boynuna dolayıp sokaklarda sürüklediler, ben de kravatlarından tutup böyle sürükleyeceğim. Amin. Ben Risale-i Nur talebesi. Onun için. Efendim arkadaşımız en altta mesaj attı. Akıncı mı? Evet. Allah razı olsun, içim rahat etti. Allah senden de razı olsun. Sen benim kusuruma bakma. Ben biraz şey olunca desteksiz konuşuyorum. İncittiysem kusuruma affet kardeşim. Evet. Selamünaleyküm. Bir derste Aziz Efendi'nin yeni bir devreye geçtiği ifade edilmiştir. Risale-i Nur'un geniş dairede hizmet devreleri olduğu gibi Aziz Efendi'nin de dar dairede kendi içinde devrelerim olacak.
İkinci sorum, yine başka bir derste sarık sarmadan giyilen külahın şeytan külahı sayılacağı gibi bir ifade geçti. Namazda sarık olmadan taktığımız takke denilen şey bu kasama giriyor mu? Evvela bu etrafına sarık sarılmayan külahın şeytan kıyafeti olduğunu ben söylemiyorum. İbn-i Teymiye'nin sözü. İbn-i Teymiye'nin biliyorsunuz birçok hariciler hep ona dayanırlar. Birçok yanlışları vardır. Ehl-i sünnetten saymazlar ama ilim meselesi ayrı bir şeydir. Onun o sözü mesela Risale-i Nur dairesinde birçok abilerimizde ve başta Üstad Hazretleri olarak öyle yapılmış. Onu söyledim ben. Yani şeytan kıyafeti de demek benim hadime değil. Ben öyle yüksek ilim sahibi bir adam değilim. İbn-i Teymiye öyle söyledi. Ben bir yerde öyle okudum. İbn-i Teymiye'ye ait bir söz bu. O gün bugündür ben külahı sarıksız kullanmıyorum. Yanlış olabilir ama ben kullanmıyorum. Aklıma yattı çünkü. Mesela Yahudiler de külah kullanırlar. Yahudiler de külah kullanırlar. Papazlar da külah kullanır ama sarık sarmazlar. Öyle değil mi? Papazlar da böyle uzun bir şey külah boru gibi geçirirler. Yahudiler de böyle kafaya yapışık o bizim Mekke'de Müslümanları alıp başlarına geçirdiği o tenteneli külahtan koyarlar kafalarına. Ona kep mi diyorlar, ne bir şey diyorlar ona. Kippa. Şu kafalarına yapışık bir şey. Yani aklıma yattı İbn-i Teymiye'nin o tespiti, aklıma yattı. Onun için de ben evin içerisinde külahı, yanlış külah takmıyorum yani. Namazda da başı açık kılmayı tercih ederim. Bir hikayesini de anlattım. Bir gün çok yorgunum, işten geldim, gece vakti. Yani hakikaten böyle mecalim yok. Hemen cübbeyi sırtıma geçirdim. Külahı kafama koydum, namaz kıldım. Allah rahmet etsin, Hacı Hanım uyanıkmış. Alttan beni seyredermiş. Namazı bitirdim. Maşallah dedim, maşallah. Terakki görüyorum sende. Sarıksız namaz kılmaya başlamışsın. Ya dedim, gördün mü dedim ya. Senden kaçırayım dedim ama görmüşsün. Çok yorgunum dedim ya vallahi. Yani başımı üstümde tutamıyorum. Keşke başın yere düşeydi de sarıksız namaz kılmayaydın dedi. Keşke başın yere düşeydi de sarıksız namaz kılmayaydın. Allah ondan razı olsun. Beni irşad etti. O gün bugündür sarıksız namaz kılmam evde de. Böyle külahı da sarıksız takmam. Efendim Ahmet Hoca, Beyazıt Ahmet Hocamız da bir hadis-i şerif nakletmişti de. İmanla küfrü ayıran şey sarıktır. Evet. Evet. O hadis-i şerif sahiptir. Takkiye sarılan sarık. Evet, tacde vardır o hadis. Risale-i evet. Bir derste Acemendi'nin yeni bir devreye geçti ifade edilmiş. Risale-i Nur'un geniş dairede hizmet devreleri olduğu gibi Acemendi'nin de dar daire içerisinde devrelerim olacak. Evet. Acemendi bundan sonra Risale-i Nur talebeliğinin adıdır. Bizim Nurcu kardeşlerimiz kabul etse de etmese de bundan sonra böyle olacaktır. Yakındır o zaman. Çünkü maalesef bunun dersini ben ta 75'lerde duymuştum ve o gün haftalarca aklım başıma gelmemişti. Maalesef bir kısım şeyler, bir kısım zatlar çekirdeğin çürüyen kısmı gibi düşecektir toprağa. Kıymetsiz olacaklardır yani. Azimendi fışkırdı işin içinden filiz olarak. Azimendi doğrudan doğruya İslam'ın ikinci hizmet devresinin başlangıcıdır. 1985-86 İslam'ın ikinci, yani Risale-i Nur'un ikinci hizmet devresinin başlangıcıdır. Siyasidir. Ve beşinci mektupta da bunun bir tarikat perdesi altında olacağı net yazılıdır.
ikinci hizmet devresinin tarikat perdesi altında işleneceği net yazılıdır. Bu söylediğimi tahkik etmek isteyenler bakabilirler. Kendi içinde devreleri olacak. Birincisi nedir? İman şeyin hilafet-i Muhammediye ünvanıyla şeriatın icra ve tatbikidir. Yani birinci hizmet devresinden sonra ikinci hizmet devresi neydi? Hilafet-i Muhammediye ünvanıyla şeriatın icra ve tatbikidir. Sonra İttihad-ı İslam. Şu anda biz hilafetin icra ve tatbiki hususunda hizmet görüyoruz. Siyasidir yani. Azimendi hareketi siyasi bir harekettir. Yusuf Er. Allah azimendilerden razı olsun. Bizim yapamadığımız bir sünneti ihya ediyorlar. Allah sizden de razı olsun. Bir şeyin derdine düştün mü Allah onu sana nasip eder. Madem insaflısın Allah sana da inşallah imkanların nispetinde, ben imkanlarınızı zorlayın demiyorum. İmkanların nispetinde yapabildiğin kadar üstada benze. Bu zaman insanına örnek Hazreti Bediüzzaman'ın hayatıdır. Bu zamanda yapılması mümkün olan sünnet seniyeleri Bediüzzaman hayatıyla göstermiştir. Eserlerinde yazmış, kendisi de hayatıyla göstermiştir. Bediüzzamanlı Risale-i Nur okuyalım. Alili Alevilik yapsınlar. İsa Aleyhisselamlı Hristiyanlık yapsınlar. Biz de Bediüzzamanlı Nurculuk yapalım. Bu zamanın üç çeşit sapıklığı var. Bediüzzamansız Nurculuk. Baksan ne kıyafetinde, ne hareketinde, ne evinde. Hiçbir şeyde Bediüzzaman'ın benzerini bulamıyorsun. Benzerliğini bulamıyorsun. Ben nurcuyum diyor. Allah mübarek etsin. Kimsenin nurculuk defteri bizde değil. Kayıt defteri de bizde değil. Allah'la kendi arasında. Ama benzemesi lazım. Yani evvela nurculara diyorum Bediüzzamanlı nurculuk yapalım. Hristiyanlara diyorum ki İsa Aleyhisselamlı Hristiyanlık yapın. Alevilere de diyorum ki Alili Alevilik yapın.